Kadın ve erkeklerin içlerindeki bu eril ve dişil tarafı biraz açmak istiyorum. Konuşmada, tartışmada son sözü söylemek. Bir kere tüm yükleri üstleniyor. Dişili çok yüksek kadın iş bitiremiyor. Hayırı kullanamayan kadın. Selam. Kadınlık konularının içine girmişken aslında kadın ve erkeklerin içlerindeki bu eril ve dişil tarafı biraz açmak istiyorum. Ama özellikle kadınlarla gitmek istiyorum ben. Erkekler şu anda kenarda bekleyi dursun. Kadının içindeki denge tam oturmadığında saçmalamaya başlıyoruz doğal olarak, tamam mı? Ve dişil enerjisi, dişil tarafı çok yüksek olan kadının nasıl olduğunu hepimiz merak ediyoruz, değil mi? Aşırı dişil olan bir kadın güvensiz, kararsız, hayır diyemeyen, işte ay bilmem fark etmez gibi cümleler kullanan, sınırını bilmeyen ve burada dur, buraya kadar izin veriyorum diyemeyen kadın, hayırı kullanamayan kadın. Özellikle biz bu toplumda bunu çok ciddi görüyoruz. Erkek de var tabii hayırı kullanamayan, ama kadınlar bu konuda daha fazla suistimale uğruyor maalesef. Dişili çok yüksek kadın iş bitiremiyor. Çünkü o kadar çok başka işlerle çalışıyor ki ve kendini toparlamıyor, konsantre olamıyor. Bahsettiğim tabii ki aşırı dişili yüksek olan kadınlar. Kendini ifade etmekte zorlanıyor. Çok duygusal, çok çabuk ağlama pozisyonuna geçebiliyor ve kendi duygularını yeteri kadar ifade edemediğinde manipülasyona başlıyor. Bu dişili yüksek olan kadın. Peki erili yüksek olan, yani erkekimsi tavırları yüksek olan kadın ne yapıyor? Nasıl görüyoruz onu çevremizde? Bir kere tüm yükleri üstleniyor. Aslında ev kadını dediğimiz ve çok dişil düşündüğümüz kadınların birçoğunda bütün yükü yüklenme vardır. O tamamen eril tarafı. Kontrolcülük. Eşini kontrol etmek, çocuklarını kontrol etmek, ne zaman geldi, ne zaman gitti, işini nasıl yaptı, maaşı ne kadar, bunları da hep kontrol eden bir kadın tipi var ve bu tamamen eril özelliği, eril potansiyeli. Bir konuşmada, tartışmada son sözü söylemek ciddi bir erili gösteriyor içimizde. Erkeğine annelik yapan, kocasına annelik yapan, giydiren, bunu kendi gözlerimle gördüm. Sabah giyeceği kilottan çorabına kadar akşamdan hazırlayan eş vardı benim çevremde. Erkeğe erkekliğinin elinden almış ve onu tamamen kontrol eden bir kadından bahsediyoruz burada. Ne yapıyor? Kendi eril tarafını besliyor bununla. Duygularını ifade eden kadınlara reaksiyon gösteren kadınlar. Çünkü kendisi duygularını ifade edemiyor ve sezgilerini kabul etmiyor bu kadınlar. Başka kadınlarla kendini kıyaslama, aşırı eleştirel bakan kadınlar da buraya giriyor. Bak bakalım sen de ne gibi dişili yüksek ve erili yüksek özelliklerin var ve bunları nasıl değiştirebilirsin? Çünkü sen sana giden doğru yolu bilen tek kişisin. Bir dahaki sefere başka konularda buluşmak üzere. Sevgiyle kal.